başlarken hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Özgür basın kuruluşlarının ve gazetecilerin varlığı hem vatandaşların haber alma hakkı hem de yasama, yürütme ve yargıyı dördüncü bir kuvvet olarak denetlemek bakımından son derece önemli. Ancak bugün ülkemizde birkaç tane kuruluş hariç basının bu görevleri yerine getirebildiğini söylemek mümkün değil. İktidarın elindeki kamu gücünü basına karşı kullanması, hapis cezaları, kamu bankalarının kaynakları da kullanılarak televizyon ve gazete sahipliğinin giderek yandaşlara kaydırılması, gazetecilerin fişlenerek hedef haline getirilmesi gibi pek çok neden ülkemizde basınımızı, gazetecilerimizi adeta görev yapamaz hale getirmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi artan kağıt fiyatları hem ulusal basını hem de yerel basını çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Son ekonomik krizinde bütün bunlara eklenmesiyle birlikte basın ve yayın sektöründe ciddi bir erime yaşanmaktadır. Kriz nedeniyle yerel ve ulusal basında 300'den fazla dergi ve gazete yayın hayatına son verirken 5500 basın ve yayın emekçimiz de işsiz kalmıştır. Diğer taraftan ucube tek adam rejiminin en çok özgür basına darbe vurmuştur. Özgürlük Evi'nin hazırladığı basın özgürlüğü endeksinde 200'e yakın ülke arasında 2013 yılında 120. sırada olan ülkemiz 2017 yılında 163. sıraya düşmüştür. Yani 43 sıra birden aşağıya gitmiştir. Yine sınır tanımayan gazeteciler örgütünün hazırladığı dünya basın özgürlüğü endeksine göre de 180 ülke arasında 2019 yılında 157. sırada yer almışızdır. Üzücü olan şudur, Kongo, Ruanda ve Irak'taki gazeteciler bile bu endekse göre bizden daha özgürdür. Hangi uluslararası karşılaştırmaya bakarsak bakalım, basın özgürlüğü ucube tek adam parti devleti rejiminde ciddi şekilde gerilemiştir. Değerli basın mensupları, Türkiye ekonomisi hatalı politikaları sonucunda son derece kırılgan hale gelmiştir. Son dönemde iktidarın izlediği popülist dış politikada ekonomimizin kırılganlıklarını daha da arttırmıştır. İflaslar alıp başını gitmektedir. Millet borç yükü altında ezilmektedir. Saray milletin sesini duymamaktadır. Mutfaktaki boş tencereleri görmemektedir. Bugün 2019 Ekim ayına ait işsizlik rakamları yayınlandı. Yapışkan çift haneli işsizlik, saray damadının arkadaşının yönettiği TÜİK tarafından makyajlanan verilerle dahi artık gizlenememektedir. Damat dün 2019'un son çeyreğinde ülkemizin %5 büyüyeceğini söylemiş. Yani işler düzelmeye başlıyor diyor. Peki işler düzelmeye başladıysa neden bu TÜİK'in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorlar? Bakınız Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir ayda, hiçbir veride, bugüne kadar bu verinin yayınlandığı hiçbir dönemde yok. Bu rekor. Yani sadece geçen yıldan bir örnek vereyim. Geçen yıl çalışma yaşına Ekim ayında 693 bin kişi çalışma çağına gelmiş. Ama iş aramaya başlayanlar ki tam bu krizin ortası 726 bin kişi. Bir sene içinde bu tür demografik verilerin bu şekilde değişmesi mümkün değildir. Bu rakamlar mantıklı değil. Bu rakamları ne matematikle izah edebiliriz ne de akılla açıklayabiliriz. Tekrar soruyorum. Bu insanlar, çalışma çağına gelen bu insanlar neden iş aramıyor?
Yani hep söylüyorum, acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık Kantar'ın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır. Geçen yılki kadar vatandaşımız eğer iş aramış olsaydı, işsizlik oranı %14,5, işsiz sayısı da 4.806.000 kişi olacaktı. Ama bir makyaj, iş arayanların sayısını indir şeye, 90.000'in altına, işsizlik oranı %14,5 yerine %13,4 olsun. İşsiz sayısı da 4.806.000 yerine 4.396.000 olsun. Yapılan bu. Çok açık söylüyorum. Artık TÜİK'in ürettiği hiçbir veriye güvenmek mümkün değil. Çünkü yapılanların bir açıklaması da yok. Aslında bu makyajlı verilerle birlikte baktığımız zaman bu ülkede gerçek işsizlik oranı, yani işte son bir ay içinde iş aramayan ama iş bulunursa çalışırım diyen mevsimlik çalışanlar ve diğer şeyleri de dahil ettiğimiz zaman %22,1. İşsiz sayısı da 7.750.000 kişi. Bu ülkenin geleceği gençlerimizin işsizliği ise çok daha ürkütücü. 2019 Ekim ayı itibariyle her 100 gençten 25'i işsiz. Her 100 işsizden 27'si de üniversite mezunu. Sadece 20-29 yaş aralığında 11.711.000 tane gencimiz var. Bu 11 milyon gencin 4.149.000'i ne okulda okuyor ne de çalışıyor. Analar babalar bin bir fedakarlıkla evlatlarını okutuyor ama okuttukları evlatlarına iş bulamıyorlar. Bunlar evde oturuyor, analarının babalarının ellerine bakmaya devam ediyorlar. Sonra da ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Sayın Erdoğan çıkıyor, gençlerimizin evlenmediğinden yakınıyor. Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek? Bunu soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Madem 17 yıldır iktidardasınız, madem devlet babadan bahsediyorsunuz, madem devletin başında ben varım, benim alanım da ihtisasım da ekonomi diyorsunuz, o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine iş bulmak zorundasınız. Daha geçenlerde çıktınız, her mezun olana iş bulmak zorunda değiliz dediniz. Eğer bu gençlere iş bulmak mecburiyetinde değilseniz, o zaman bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız. Sene başında 2,5 milyon kişiye yeni iş vermeyi vaat eden sizin damadınızdı. Sonuç, son bir yılda 527.000 vatandaşımız çalışmakta olduğu işini kaybetti. Bunun hesabını kim verecek? Nasıl verecek? Siz gençlerin evlenemediğinden bahsediyorsunuz. Oysa ağırlaşan ekonomik kriz nedeniyle ailelerimiz darmadağınık oluyor. Boşanmalar hızla artıyor. 2018'de evlenenlerin sayısı önceki yıla göre 16.000 kişi azalırken boşananların sayısı da 14.000 kişi artıyor. 2019'da bu rakamlar yayınlandığında çok daha işlerin kötü olduğunu göreceğiz. Hep söylüyorum, siz sarayda yaşadığınız tatlı hayattan kafanızı kaldırıp da artık milletin halini görmüyorsunuz. Milletin sesini duymuyorsunuz. Değerli basın mensupları, bu ucube saray rejiminde devletin hazinesi de tam takır oldu. 2019'da hazine nakit açığı bir önceki yıla göre %86 artarak 131 milyar liraya çıktı. Yani maliye politikasında gaza basıldı.
2018'de 53 milyar lira borçlanan hazine 2019'da tam 154 milyar lira borçlandı. Neye rağmen? Merkez Bankası'nın kötü günler için sakladığı 40 bin milyar liralık ihtiyat akçesine de el konulmasına rağmen. Şimdi bu kadar açık verirseniz tabii borçlanmada rekor kırar. Ama burada mühim olan şey şu. Bu kadar borçlandınız, bu kadar harcama yaptınız. Bu işsizlik neden toparlanmıyor? Bu paralar nereye gitti? Çiftçiye, esnafa, işçiye gitmediği açık. Bu paralar, açık söylüyorum, yandaşa gitti. 3-5 havuz müteahhidine gitti. İşte bu nedenle işsizlik azalmıyor. İşte bu nedenle ekonomi bir türlü canlanmıyor. Oysa yapmanız gereken bu paraları fakir fukara için kullanmaktı. Söyledik, baştan beri de söylüyoruz. Asgari ücret 2600 lira olsun dedik. İşsizlik maaşlarını arttırın, süresini de uzatın dedik. Çiftçinin borcunu yapılandırın, desteklerini de ödeyin dedik. Ama dinlemediniz. Nihayet dün bakan çıkmış, çiftçinin borcunu yapılandıracağız diyor. Geçmiş olsun. Doğru düzgün tarlasını ekemedik çiftçi. 3-5 yandaş için milletin sınırlı kaynaklarını heba ettiniz. Bu yıl bir defalık gelirler de yok. Dolayısıyla işsizlikteki makyajlı tedrici gerilemenin sürmesi de artık mümkün değil. Değerli basın mensupları, boş bir kibirin yönettiği ülkemiz maalesef her alanda duvara çarpıyor. Ucube bir tek adam rejimi kurmak için ülkemizin tüm kurumları çökertildi. Devlette liyakatin yerini sarayın kibirlisine sadakat aldı. Devletin yerleşik kurumları tarumar edildi. Bürokrasi doğru düzgün çalışmıyor. İşler hesapsız kitapsız gidiyor. İşler yap boz tahtasına döndü. Çok hızlı ve seri kararlar alacağız diye savunarak milletimizin önüne bu tek adam parti devleti rejimi ucubesini getirdiniz. Şimdi görüyoruz ki bu tek adam parti devleti rejiminde doğru dürüst karar da alamıyorsunuz. Örnek bir değil, iki değil. Termik santrallerin bacasına filtre takılmasını 2,5 yıl öteleyen yasa sarayın mutfağında hazırlandı. Enerji Bakanı tarafından milletvekillerinin eline verildi. Milletvekilleri de Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri de aldılar, buna destek verdiler, getirdiler. Ve yasayı çıkarttılar bizim itirazlarımıza rağmen. Millet zehirli hava solumamak için ciddi bir tepki göstermeye başlayınca da sarayda hazırlanan bu yasa teklifi AK Parti Genel Başkanı tarafından veto edildi. Ne oldu? Saray kendi sorumluluğunu AK Parti ve MHP milletvekillerinin sırtına yıktı. İş burada kalsa iyi. Bir de baktık, AKP milletvekilleri kuyruk olmuşlar. Genel başkanlarına teşekkür ediyorlar. Tam bir komedi. Yine Ziraat Bankası'nın bir iştiraki iktidara yakın simit sarayını kurtarmaya karar verdi. Bunun için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Durum ortaya çıktı. Çiftçinin kara gün dostu olması gereken Ziraat Bankası'nın kaynaklarıyla yandaş kurtarılmaya kalkışıldığı için millet tepki gösterdi. İşin aslarının yüzünden pahalıya çıkacağı anlaşılınca da AK Parti Genel Başkanı yine kurtarma kararını doğru bulmadığını söyledi. Karar geri çekildi. Şimdi soruyorum ben. Bu memlekette umreye gidecek vekillerin bile saraydan izin alması gerekirken tek sorumluyum diyen sarayın bu kurtarma operasyonundan haberdar olmaması mümkün mü? Milletin aklıyla alay ediyorlar. Değerli basın mensupları, bütçede artık kaynak bitti. Şimdi yeni vergiler getiriyorlar. Bunlardan biri de değerli konut vergisi.
Bu vergi bırakın servet dağılımında adaleti sağlamayı, tek bir konutu olan emekliyi de evini sattıracak. Düzenlemenin mahsurları görülüp vatandaştan tepki gelince de yine bu uygulamanın da erteleneceğini öğreniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak getirilen bu son getirilen 3 verginin de hem adil olmadığı kanaatiyle hem de hiçbir vergileme tekniğine uymadığı kanaatiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Yine bu sene başından itibaren genel sağlık sigortası borcunu ödeyemeyen yurttaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanmayacaktı. Sağlığa erişim en temel vatandaşlık hakkıdır. Bu hakkı elinden alınan yurttaşlarımızın tepkisi sonucunda yine bir cumhurbaşkanlığı kararıyla bu uygulamayı ertelediler. Ama hala borcu olan vatandaş tedavisi için gerekli ilaçları eczanelerden parasız olarak alamıyor. Bu ucube rejimin iş bilmezliğini mağdur ettiği bir başka kesim ise kamyoncu esnafımız. 2015'ten sonra üretilen kamyonlara fabrikadan çıkarken zaten dijital takograf takılıyordu. Ama bir AB'ye uyum dediler. 2015'ten önce üretilen kamyonlara da kamyonlardaki analog takografların da dijitale çevrilmesi için yasal düzenleme yaptılar. Oysa AB'ye dönüp baktığınız zaman böyle bir uygulama yok. Şimdi soruyorum. Bu uygulamayı kimler zengin olsun diye yaptınız? Şimdi kamyoncuya diyorlar ki yükünü indirdikten 6 saat içinde e-fatura keseceksin. Ama bununla ilgili kamyoncuya hiçbir eğitim vermemişler. Bununla ilgili olarak hiçbir dijital altyapıyı geliştirmemişler. Kaldı ki 6 saat içinde e-fatura kesme zorunluluğu Türkiye'de başka hiçbir sektörde de yok. Yani bu kamyoncu esnafımızla bu iktidarın alıp veremediği nedir? Bunu anlamamız mümkün değil. Yine yasada altyapı eksikliği nedeniyle şu an uygulanması mümkün olmayan pek çok başka düzenlemeler de var. Kamyoncularımız yol kapatıp bu şartlar altında yük taşıyamayız deyince bu kararı ertelediler. Ertelemeler sorunu çözmüyor arkadaşlar. Sorunu sadece öteliyoruz. Bu rejim milletin derdine çözüm getiremiyor. Tek adam rejimi maalesef bırakın cebimizi doldurmayı, cebimizi boşaltıyor. Geldiği günden beri cebimizi boşaltıyor. Bu sorunların ortaya çıkacağını daha işin başında Cumhuriyet Halk Partisi olarak dile getirdik. Ama saray oralı bile olmadı. Değerli basın mensupları, devlet yönetimi liyakat ister. Devlet yönetimi ehliyet ister. Ama tüm bunların ötesinde ünlü filozof Sakallı Cemal'in dediği gibi meşrutiyeti ilan etmek yetmiyor. Cumhuriyeti ilan etmek de yetmiyor. Öncelikle ciddiyeti ilan etmek gerekiyor. Liyakatli kadrolar olmadan Kurtlar Vadisi retoriğiyle hareket eden Cumhurbaşkanlığı personeli, Mehdi arayan, Mehdi bekleyen Cumhurbaşkanlığı personeliyle devlet gemisinin yol alması mümkün değil. Ekonomi, sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlarla uyumlu hale getirme sanatıdır. Ekonomist olduğunu iddia eden AK Parti Genel Başkanı, elinde milletin alın terinden kesilen vergiler çarçur edip duruyor. Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var. Yeter ki bu potansiyel doğru kullanılsın. Bu ülkenin kaynakları 3-5 yandaş için talan edilmesin, kaynaklar 82 milyon için kullanılsın. Ülkemiz doğru bir yönetimle her zaman şahlanmıştır, şahlanacaktır. Doğru bir yönetimle tüm kara bulutları üzerimizden atarız. Bu nedenle kimsenin o umutsuzluğa kapılması gerekmiyor. Demokrasilerde her zaman çare olduğunu, çarenin tükenmeyeceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alabilirim.
Fıratırmak, Fox Haber. Efendim iki sorum olacak. Birincisi FETÖ, malum bitmeyen bir siyasi ayak tartışması var. Geçtiğimiz günlerde de gene Sayın Bahçeli siyasi ayağın bulunması ile ilgili bir açıklama yaptı. Onun üstünden de yeni bir tartışma başladı. Aslında Cumhur İttifakı içerisinde daha çok. Sayın Numan Kurtulmuş, belgeleriyle şikayet edin, savcılarımız gerekeni yapsınlar dedi. Cemal Engörtün bir cevabı oldu. Belge mi istiyorsun Numan Efendi? Ordu'daki 2012 Türkçe Olimpiyatlarına Fethullah, metiye düzenlere, kürsüde plaket verenlere bak dedi. Bu siyasi ayak tartışması için ne diyorsunuz? Hem de bu Cumhur İttifakı'ndaki tartışma. Diğerini de ondan sonra. Evet, bu siyasi ayakla ilgili olarak dün akşam bir televizyon programında genel başkanımız söylenmesi gerekeni çok açık bir dille ifade etti. MHP bu işlerden şikayetçi mi? Getirsinler araştırma önergesini. Biz de mecliste destekleyelim. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın. Evet. İkincisi Libya ile ilgili, arabuluculukla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce sizin partinizin de çağrıları üstüne iki meşru taraf yok, neyin arabuluculuğunu yapacağız demişti. Ama Sayın Putin'le olan toplantı sonrası bir arabuluculuk ateşkes çağrısı yapıldı, metne döküldü. Bugün de Sayın Mahir Ünal bu sefer tekrar arabuluculuk olmaz, meşru iki taraf yok dedi. Bu arabuluculuk tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu işte biraz önce anlattığım bu tek adam parti devleti rejiminin ortaya çıkardığı kaotik yapıyı çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Mahir Ünal bugün çıkıyor, bu lafları söylüyor. Dün Lavrov'la beraber Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kalkıyorlar, açıklama yapıyorlar. Açıklama şöyle: arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak saat 00 itibariyle durdurma. Kim? Kim söylüyor? Arabulucular burada kim? Rusya ve Türkiye. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi başta genel başkanı olmak üzere devlet nizamının ne olduğunu bilen bir partidir. Yine ne önerilir, ne önerilmez biz gayet iyi biliriz. Ne önerdiğimizin de farkındayız. Anlaşılan sonuç itibariyle Rusya ile konuştuktan sonra genel başkanlarının bizim dediğimiz noktaya gelmiş olması Mahir Ünal'ı rahatsız etmiş, olan biteni tevhile kalkıyor. Buradan tevhil çıkmaz. Evet, buyurun. Habertürk Televizyonu, Arda Erdoğan. Efendim, Antalya Milletvekiliniz Deniz Baykal'ın Libya ile yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, izin verirseniz bizim buradaki parti olarak görüşümüz bellidir. Onun dışında bir yorum yapmayayım. Teşekkür ederim.